Babu ekli sumi vel basali vel kurras. Şimdi bu istikbal-i kıble mekruh. Bu kerahat bahisleri zaten. Bir de kötü kokulu şeyleri yiyip de mescide gitmek mekruhtur. Bunu da beyan edecek. Kötü kokulu şeyler ne gibi? Soğan, sarımsak, pırasa, kürraf. Burada kürraf diyorlar ya, bizde pırasa derler. Bunlar da koku vardır. Bu insan yedi mi onun ağzı fazla kokar. Mescide gittiği gibi yemeyenlere eziyet verir. Bilhassa meleklere. Melekler bundan eziyet duyarlar. Bunu beyan edecek. Haddesena Yunus, kâle haddesena ibn-i Vehbin, kâle akhberenî Talhatü ibn-i Amrin, en etâin an ibn-i Abbasin, kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah ibn-i Abbas diyor ki, Peygamber Efendimiz buyurdular. Men ekele min hudravatikum hâzihi. Siz, sizin bu hudravatınızdan, sebzelerinizden yedi mi? Neyi? Zevâtir rih, koku sahibi olanı. Yani sebzelerin hepsinde koku yok, bazılarında var. Soğanda, sarımsakta, kürresle bunlar var. Bunlardan yedi mi? فَلَا يَقْرَبَنَّا ف۪ي مَسْجِدِنَا. Bizim mescidimize gelip bize yakın olmasın. فَلَا يَقْرَبَنَّا. Bize yakın olmasın. Nerede? ف۪ي مَسَاجِدِنَا. Bizim mescidlerimize. Yani mescidlerimize gelmesin. فَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ melekler تَتَأَذَّا. Eziyet duyarlar. Nimma bir şeyden ki yeteezza minhu, ondan eziyet duyar Benu Adem. Benu Adem neden eziyet duyarsa bunlar da ondan eziyet duyarlar. Şimdi maksat burada insanların eziyet duymaması mı yoksa meleklerin eziyet duymaması mı? Asas maksat meleklerin eziyet duymaması. Niye? Öteki adam eziyet duyarsa o da bir parça yer. Tamam. Öteki de bir parça yer. Hepsi de yediği gibi birbirinin kokusundan eziyet duymazlar. Fakat melekler muhakkak duyar. Öyleyse insan, beni Adem neden eziyet duyarsa melekler de onlardan eziyet duyar. Bunu yiyip de gelip meleklere eziyet etmeyin. Haddesena Ahmed ibn Davud, kâle haddesena Yaqub ibn Hamid, kâle haddesena Abdullah ibn Raca, en Ubeydillah, en Nafi'an, Ali ibn Umar, enne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kâl. Peygamber Efendimiz buyurdular ki men ekele min hazihi şecereti, her kim bu ağaçtan yedi ise felaye etil mesacit, mescitlere gelmesi. Zikretmedi bu ağaçtan yedi ise. Ağaç neymiş? Aşağıda geliyor sarımsak. Ona ağaç tabir ediyor. Ağaç değil, yeşil ot. Haddesena Fadun kâle haddesena Ebu Bekir ibn Ebi Şeybe kâle haddesena İbn-i Nümeyr عن عبيد الله النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz قال buyurdu ki من أكل من هذه البقلة, her kim bu bakladan yedi ise فلا يقربن المسجد, elbette o mescide yaklaşmasın حتى يذهب ريحها, kokusu gidinceye kadar mescide yaklaşmasın, yani kastederdi الثوم sarımsağı, sarımsak yiyen bir adam ağzının kokusu gitmeden mescide gelmesin. Haddesena Muhammed ibn Hüseyme ve Fahdun kâle haddesena Abdullah ibn Salih kâle haddeseni Yelleys kâle haddeseni İbnül Had Ennafi'an ibn Ömer kâle neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz nehi buyurdular. En ekli sûm, sarımsağı yemekten nehi eylediler. Nerede? Bi Khayber, Khayber vakasında. Hayber vakasında nehi eylemiş. Demek ki o vakada kadar nehi yokmuş. O zaman başlamış. Haddesena Fatun kâle haddesena Ebu Gassan kâle haddesena Qaysun an Ebi Sa'd an Şerik ibn Hanbel an Ali an Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem kâle Peygamber Efendimiz buyurdular ki men ekele min hâzihil bakla, bu bakladan kim yer ise felâ yakrabenna, bize yaklaşmasın. Bakla yeri sarımsak. Ev yuziyena, yahut da bize eziyet etmesin. Yani ravi diyor ki fela yakrabenna, rivayette geldi, yahut da fela yuziyena, bize eziyet etmesin. Nerede? Fi mescidine, bizim bu mescidimizde. Haddesene ibn Ebi Davud kâle haddesene Ebu Salih el-Hanefiyyü Muhammed ibn Abdülvehhab kâle haddesene Ma'lu ibn İsa an İbrahim ibn Sa'd an-i Zuhriyi an Abbad ibn Temim
an emmihi annen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kal. Peygamber Efendimiz buyurdular ki men ekele min hazihi şecereti. Her kim bu ağaçtan yediyse fe la yakrabenne mesacidena. Elbette bizim mescidimize yaklaşması. Yani sume sarımsağı kastederdi. Ağaçtan burası sarımsak. Haddesena Ahmed ibn Ebi Davud, kâle haddesena Ebu Ma'mer, kâle haddesena Abdülvaris, kâle haddesena Abdülaziz ibn Suheyb. Kâle se'ele racülün Enes'en. Bir adam Hazreti Enes'e sordu. Mâ semiyete Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sen Resulullah Efendimiz'den ne işittin? Yekûlü derdi fissûm. Sarımsak hakkında buyurduğu kelamlarda neyi işittin? Ne gibi bir hüküm işittin diye sordu. Fekale dedi ki yani semiyetu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Resulullah Efendimiz'i işittim. Yekûlü buyururdu. Men ekele min hâzihi şecereti. Her kim bu ağaçtan yerse yani sarımsaktan yerse fela yakrabenna bize yaklaşmasın. Ve la yusalliyenne ma'ana bizimle beraber de namaz kılmasın. Mescide gelip de bizimle namaz kılmasın ya kendi evinde kılsın. Haddesena Muhammed ibn Amr'in kâle haddesena Ubeydullah ibn Musa an ibn Ebi Leyla an Atayin an Cabir'in kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Cabir buyurdular ki Peygamber Efendimiz buyurdu. Men ekele min hâzihil baklati. Her kim bu bakladan yani sarımsaktan yediyse فَلَا يَقْرَبَنَّا ف۪ي مَسْجِدِنَا bizim mescidimize gelip bize yaklaşmasın. اَوْلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا yahut da mescidimize yaklaşmasın. Bu birinci rivayet, yani mescide gelirse uzakta kılsın da bize yaklaşmasın. Fakat ikinci mescid bir rivayet, mescide yaklaşmasın. Hiç mescide girmesin. Haddesena ibn-i Merzuk, kâle haddesena ibn-i Velid, kâle haddesena Kays ibn-i Rabi'i, en Bişir ibn-i Beşir, en Ebihi, ve kâne min eshab-ı şecere, kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz buyurdular, men ekele min hâzihi şecereti, her kim bu ağaçtan yerse, felâ yunâcînâ, bize münacat etmesin, bizimle gelip konuşmasın. Yani bir adamın ağzı kokuyorsa Resulullah Efendimiz'in gidip de, ona bir hal arz edecek, konuşacak, yok onu yaklaşmasın. O da nedir? Yakından konuşma, uzaktan konuşmadan nehy etmiyor da, bir adam gizli bir sır konuşacak olursa, ona münacat derler. Yani gizli gitti konuşuyor, gizli yaklaşacak. Yaklaştığı gibi ağzının kokusu Resulullah Efendimiz'e eziyet edecek. Ondan da nehy ediyor. حدثنا علي بن معبد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حكم بن عطية عن أبي الرباب عن معقل بن يسار قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم biz Peygamber Efendimizle beraber idik fi mesirin lehu onun bir yürümesinde bir yere yürüdü de biz de beraber idik ve enna nezelna fi mekanin biz bir mekana indik ki fihi şeceru sum o yerde sarımsak var. Sarımsak olan bir yere inmiş. Sarımsak tarlasına. Febesle eshabehu fihi. Eshab-ı kiram orada dağıttı. Her biri bir tarafa gitti, yerleşti. Feekelû minhu. Gitti o sarımsaktan yediler. Sümme gadev ilel musalla. Ondan sonra, yedikten sonra namaza geldiler. Hepsinin ağzı sarımsak kokuyor. Feveceden Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buldu. Rihesûm sarımsak kokusu. Tabi yedikleri gibi hepsinin ağzından da çıkarsa evet. Hava bütün sarımsak kokuyor. Fekale buyurdu ki la taqrabu hâzihi şecere bu ağaca zinhar yaklaşmayınız. Sümme teatul mesacid. Buna yaklaşıp da ravi dedi ki sümme cavus saniye ikinci defa yine namaza geldiler. Bilal musalla. Musallaya namaza geldiler. Tevecede riha. Baktı ki yine sarımsak kokusu var. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki men ekele min hâzihi şecereti her kim bu ağaçtan yedi ise felâ yakrabennel musallâ namaz kılınan yere elbette yaklaşması. Çünkü meleklere eziyet oluyor. Haddesena Fahdun kâle haddesena Ebu Gassan kâle haddesena Kaysun an Ebi İshak an Şerik ibn Hanbel an Aliyyin anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kâl. Hazreti Ali buyurdular ki Peygamber Efendimiz emreylediler. Men ekele min hâzihil bakta. Her kim bu baktadan yani sarımsaktan yer ise felâ yakrabenna bize yaklaşmasın.
ev yuziyene yahut da fela yuziyene dedi. Bize eziyet etmesin fi mesacidina, bizim mescidlerimizde bize yaklaşmasın yahut eziyet etmesin. İki rivayet. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki fekeriha kavmun, ulemadan bir kavim mekruh gördüler. Eklel bukul, baklıların, sebzelerin ekilini. Öyle sebzeler ki zevatir rih, kokusu kötü olan, kokusu olan, öyle hoşlanmamış, hoş olmayan kokulu sebzelerin eklini mekruh gördüler. Aslan mekruhtur. Hiç yemeyecek onlar. Soğan, sarımsak, pırasa, bunları hiçbir surette yemeyecek. Bir kısım böyle dediler. Yerse mekruhtur. Kerahati tahrimiye ile. وَحْتَجُّ ف۪ي ذَٰلِكَ لِهَذ۪ي الْاَسَرِ. Bu eserlerle de ihticac eylediler ki bak Peygamber Efendimiz mescide koymuyor, kendi yanına koymuyor. O sebzede daha ne hayır var? Bir adam onu yerse mescide gidemeyecek, melekler eziyet duyacak. Öyleyse bunu aslan yemesin, külliyen mekruh gördüler. وَخَالَفَهُمْ ف۪ي ذَٰلِكَ اَخَرُونَ. Fakat ulemanın bir kısmı bunlara muhalefet etti, dediler ki bu nehi mutlak değil. Bunu yiyip mescide gitmek mekruh. Yoksa yemenin kendisi mekruh değil. Evvelkiler dediler ki hayır, yemenin kendisi mekruh. Hiç yemeyecek. İkinciler de dediler ki hayır, namaza giderken yemeyecek. Ve kalu, ikinci zümre dediler ki innemâ nehen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem anekliha. Peygamber Efendimiz bu kokulu şeylerin eklinden nehyeledi. La li enneha haram. Haram oldukları için değil. وَلَاكِنْ لَأَلَّا يُؤْذِيَرْ بِرِيحِهَا. O yiyen adam onun kokusuyla eziyet etmeye, kime? مَنْ يَحْضُرُ مَعْهُ الْمَسْجِدِ. Kendisiyle beraber mescide giden diğer adama eziyet etmeye, insandan olsun, meleklerden olsun, onlara eziyet etmeye, bunun için nehyeyledi. وَقَدْ جَاءَ فِي ذَٰلِكَ آثَارُ نُخَرْ. Bu ikinci cümle dediler ki bunun hakkında diğer hadisler de vardır. Öyle hadisler ki مَا قَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ. Bizim dediğimiz davaya delalet eden diğer hadisler var. Yani bunların haddi zatında yenilmesi haramdır bu manaya değil. Ya gidip de başkalarına eziyet etmemesi için yemesin. Peki öteki deliller, öteki hadisler nedir? Onları da getiriyor. Diyor ki حَدَّسَنَا عَلَيُّ بْنُ مَعْبَدْ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ عَطَى قَالَ حَدَّسَنَا سَعِيدٌ عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حضرت عمر buyurdular ki يا أيها الناس إنكم لتأكلون من شجرتين خبيثتين. Ey cemaat, siz iki habis ağaçtan yer yiyorsunuz. هذا الثوم وهذا البصل. O iki ağaç da işte şu sarımsakla soğan. Bunları yiyorsunuz. وَلَقَدْ كُنْتُ أَرَى الرَّجُلَ. Ben bazı adamları görürdüm. عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Peygamber Efendimiz zamanında bazı adamları görürdüm ki يُوْجَدُ مِنْهُ رِيْحُهُ. Soğan ve sarımsağın kokusunu o adamda vururdular. Bulunurdu. فَيُوْخَذُ بِيَدِهِ. Onun elinden tutulurdu. فَيُخْرَجُ اِلَى الْبَكِيَ. Ta bekiye çıkarır götürürdüler. Soğan sarımsak yemiş, mescide gelmiş. Hemen onun elinden tutar, mescitten çıkarırlar, ta cennetül bekaya götürürdüler. Kokusu gelmesin diye. Evet. فَمَنْ كَانَ اَكَلَهُمَا. Her kim bunları yerse, فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا. Onları pişirsin, öldürsün, kokusu gelsin de ondan sonra yesin. Hazreti Ömer diyor bunu. Demek ki Hazreti Peygamber Efendimiz zamanında böyle kokusu gitmeden yerse hemen onun elinden tutar mescidin ta cennetül bekaya çıkarır götürürdüler diyor. Öyleyse siz de bunu yiyip de gelmeyin ama zerur yiyeceksinizse ateşte öldürün, pişirin, kokusu kesin, sonra yiyin. فَهَذَا عُمَرْ. İşte Hazreti Ömer قَدْ اَخْبَرَ بِمَا كَانُوا يَسْنَعُونَ. Ne işlediklerini haber verdi. Kime? بِمَنْ اَكَلَهَا. Yiyen adama, soğan sarımsak yiyen adama ne yapardılar onu haber verdi. Ne vakitte? Ala ahdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz zamanında yiyen adama böyle yapardılar. Vakat ebâhe huve eklehuma. Fakat yemesini mübah kıldı. Neden sonra? Bâden yumâta tabhan. Ateşle pişiriniz, öldürünüz onu, kokusu kessin, ondan sonra yiyiniz. Demek ki bunlar yemek halaldır. Ecen ve teki zümrede der ki biz de buna bir şey demiyoruz. Ateşle piştikten sonra halaldır.
Ama biçmezden evvel yerse haramdır derler. Yani onları ikna etmez bu. فَدَلَّ ذَٰلِكَ لَا أَنَّ النَّهْيَ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ لِلْتَحْرِيمِ Öyleyse bu delalet etti ki Peygamber Efendimiz'in bunları nehyetti ki haram oldukları için değil. Kokuları kötü eziyet ediyor da onun için. Kokusunu öldürürse haram değil. Mesela. وَقَدْ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدْ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدْ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَيْسَرَ اَمْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّ عَنْ اَب۪يهِ عَنِ النَّب۪يِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Men ekele min hateyni şecereteynil habiseteyni. Bir adam şu iki habis ağaçtan yer ise fela yakrabenne mescidena. Bizim mescidimize elbette yaklaşmasın. Tehkid ile. Nun-i müşeddede tehkid için. Fe in kuntum la budde akiliha. Eğer akilihima. Bu iki ağaçtan siz yiyici olmanız zaruri ise فَاَم۪يتُوهُمَا Siz bunları öldürünüz tabhan pişirmekle. Bu iki ağaç dedi ki soğan sarımsak. Siz bunları yemeyiniz. Yerseniz ise bizim mescidimize yaklaşmayınız. Şayet yemeniz zaruri ise ihtiyacınız var ise ateşte pişirin, öldürün, kokusu gitsin ondan sonra yiyin. فَهَذَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ İşte Peygamber Efendimiz قَدْ اَبَاحَ اَكْلَهُمَا Bunların yenilmesini mübah kıldı. بَعْدَ زَهَابِ رِيحِهِمَا Kokuları gittikten sonra yenilmesini mübah kıldı. Şimdi mesele ihtilaflı. Soğan, sarımsağı yemek haram mı, helal mi? Bazıları diyor ki kökünden haram. Pişmiş olsun, çiğ olsun yenilmesi haram. Ha, ötekiler de diyor ki hayır, haram değil. Bunlarda kötü koku olduğundan dolayı Resulullah Efendimiz bunu yerseniz ise haram olarak değil de kokusu kötüdür mescidimize gelmesin, evinde otursun. Mescidimize gelmesin, bize de yaklaşmasın. Yok, illa zarur yiyecekse ateşte öldürsün, yesin. O vakitte mescide de gelsin. Ateşte pişirdikten sonra kokusu gider, yesin de mescide de gelsin. Eğer haram olsa, çiğ iken haram, piştikten sonra helal olur, böyle bir şey yok. Haramsa haram, helalsa helal. E şimdi biçtikten sonra yenilmesini mübah kılınca çiğ ile mübah. Yalnız kötü kokusu olduğundan dolayı mescide gelmesin. Mesele bu. Fedelle zalik bu delalet etti ki enne nehyehu an eklihima. Resulullah Efendimizin soğan sarımsağı yemekten nehyeylemesi. İnnemâ kâne li kerâheti. Peygamber Efendimiz hoşlanmadığı için oldu. Ney? Rihahuma, soğan, sarımsağın kokusunu hoşlanmadığından oldu. La ennehuma haramun fi enfusihima. Yoksa soğan, sarımsak kendi bizzat nefislerinde haramdır. Bunun için değil. Fakat haddesena Ali ibn Şeybe. İmam-ı Tahavi diyor ki bak sana bir hadis daha rivayet edeyim. Ki Ali ibn Şeybe bana rivayet eyledi. Kale haddesena Yezid ibn Harun. Kale haddesena Ebu Hilal el-Rasi ve gayruhu. عن حميد بن هلال عن أبي بردة بن أبي موسى عن المغيرة بن شعبة قال أكلت الثوم مغيرة بن شعبة diyor ki أصحاب الكرامدان ben sarımsak yedim على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz zamanında ben sarımsağı yedim فأتيت المسجد mescide geldim وقد سبقت وقد سبقت بركعة Bir rekat sebkat olunmuş idi. Ben sebkat olundum. Yani benden evvel bir rekat namaz kılmışlar idi. فَدَخَلْتُ مَعْهُمْ فِي الصَّلَةِ Cemaatle beraber namaza girdim. فَوَجَدَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رِيحَهُ Peygamber Efendimiz namazda sarımsağın kokusunu aldı. فَلَمَّا سَلَّمْ Vaktaki selam verdi. قَالَ buyurdular ki مَنْ اَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيسَةِ Bu habis ağaçtan her kim yedi ise yani sarımsaktan. فَلَا يَقْرَبَنَّ مُسَلَّانَا Bizim namaz kıldığımız yere yaklaşmasın. حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا Kokusu gidinceye kadar namaz kılınan yere gelmesin. Kokusu gitsin sonra gelsin. فَاَتْمَمْتُ السَّلَاتِ Nugaret ibn-i Şöbe diyor ki Peygamber Efendimiz bunu söyledi. O da o geçmiş bir rekete gidiyordu. Namazdayken duydu. Fe'atmemtü salat ediyor ki ben namazı bitirdim.
فَلَمَّا سَلَّمْتُ Vaktaki selamı verdim. قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Ey Allah'ın Resulü! اَقْسَمْتُ عَلَيْكَ Ben sana yemin verdiriyorum. اِلَّا عَتَيْتَنِي يَدَكَ اِلَّا elim bana ver. Allah için yemin verdiriyorum. اِلَّا elim bana ver dedim Resulullah'a. فَنَاوَلَنِي يَدَهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz de elini ona verdi. فَاَدْخَلْتُهَا فِي كُمِّي Ben kulumun arasında onun elini soktum. Soktum. Hani kolları geniş yan tarihinin kolu. Peygamber Efendimiz'in elini benim kolumdan soktum. حَتَّنْ تَهَيْتُ اِلَى صَدْرِي Onu göğsüme kadar getirdim. Koltuğunu oradan sokmuş da göğsüne kadar Resulullah Efendimiz'in elini getirmiş. فَوَجَدَهُ مَعْصُوبًا Baktı göğsüne kadar getirdi. Baktı ki karnı bağlı. Yani aç. Acından ashab-ı kiram karınlarını bağlardılar. Aç oldu değil mi? Karınlarına işi bağladılar ki mide eziyet vermesin. Baktı ki bağlı, masudan, bağlanmış. فَقَالَ اِنَّ لَكَ عُذْرًا Yani bir şey bulamamış yemeye. Sarımsak da yemesin ne yaptı? Hiçbir şey bulamamış. Sarımsağı yemiş. Peygamber Efendimiz de bunu anlayınca ne demiş? اِنَّ لَكَ عُذْرًا Senin özrün var. Demek ki Yemen'de özürlüymüşler. Bak yine haram demedi burada. Bak bu hadiste neyi tekit ediyor? Haram değil. فَفِي قَوْلُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in kavli şerifinde var ki اِنَّ مَنْ اَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْقَب۪يسَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ فِي مَسْجِدِنَا Her kim bu sarımsaktan yerse bizim mescidimize yaklaşmasın. Hatta يَزْهَبَ رِيحُهَا Hatta onun kokusu gidinceye kadar. Gidinceye kadar yaklaşmasın. Haram olsa hiç yemesin derdi. Kokusu gidinceye kadar değil. Delilun, bu kavlde delil vardır. Neye? Ala ennehu şuna ki innemâ neha an ekliha Peygamber Efendimiz sarımsağın eklinden nehyeledi. Leellâ yûziye rîhuha onun kokusu eziyet etmesin. Men yahdurul mescide mescide hazır olan cemaate eziyet etmesin. La leenne ekliha haram. Ekli haramdır onun için değil. Eğer sarımsağın ekli haram olsa evde otursa da haram. Sarımsağı yemese haram. İster mescide gelsin, ister evde otursun. Haram haramdır. Yok. Bak diyor ki, yerse evinde otursun, mescide gelmesin. Maksat, yani onun kokusu başkalarını eziyet eder, melekleri eziyet eder. Kokusu için. Haram olduğundan dolayı değil. Yine bir hadisi şerif daha. Haddesene ibn-i Merzuk, kal haddesene Sa'id ibn-i Amir, kal haddesene Şuhabet ben Simak ibn-i Harb, en Cabir ibn-i Semura. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cabir ibn-i Semre diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem izâ ekele min ta'amin bir yemekten yedi mi fe'ase bi fadlihi fazlasını gönderirdi ila Ebi Eyyub Ebu Eyyub el-Ensari'ye gönderirdi. Resulullah Efendimiz'e bir ta'am getirdiler mi ondan yerdi fazlasını da Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerine gönderirdi. Kale Ravi diyor ki febe'ase ileyhi zâte yevmi. Hazreti Cabir diyor ki Cabir ibn Semre bir gün Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerine gönderdi zâte yevmin bir gün. Bir kas'atin bir kab yemek ki lem yekul minha Resulullah Efendimiz hiç yememiş. Yemeği getirmişler Resulullah Efendimiz'in önüne ondan hiç yemeden onu Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerine göndermiş. فَاَتَهُ اَبُوْ اَيُّبْ Ebu Eyyub el-Ensari eve geldi. Baktı Resulullah Efendimiz yememiş hiç onu. El vurmamış, o da yemedi. Resulullah Efendimiz yememiş, o daima fazla geldi mi bakarmış Peygamber Efendimiz'in parmakları o yemekten almışsa o da yermiş. Bundan hiç yememiş, hiç yemediğine göre o da şüphelendi. Gitti Resulullah Efendimiz'e. فَقَالَ يَا رَسُولُ اللّٰهِ اَحَرَامٌ هُوَ Ya Resulallah bu yemekten sen yememiştin. Bu haram mı? Bunun için mi yemedin? قَالَ لَا Yok haram değil. وَلَاكِنْ كَرِهْتُهُ لِرِيحِهِ Kokusundan dolayı hoşlanmadım. Kötü kokusu var. Onun için hoşlanmadım. قَالَ فَاَنَا اَكْرَهُ مَا كَرِهْتِ Öyleyse ya Resulallah senin hoşlanmadığın ben de hoşlanmam. O ki sen kokusu için kokusunu hoşlanmadın yemedin ben de yemiyorum diyor. Bu rivayetin daha tefsilatı var. Gelecek şimdi. Bu kadar. Bunun daha tefsilatı. حَدَّسَنَا يُنُسْ قَالَ حَدَّسَنَا سُفْيَانْ اَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بِنْ اَب۪ي يَز۪يدَ عَنْ اَب۪يهِ قَالَ نَزَلَتْ عَلَيَّ
Eyyubel Ensariyetu. Ubeydullah ibn Ebi Yezid babası Ebi Yezid'den rivayet ediyor ki nezelet aleyye, bana misafir olarak gelmiş yani Yezid'e. Kim? Eyyubel Ensariyetu. Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari'nin anası. Elleti kanen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle bir kadın Hazreti Eyyub'un anası ki Peygamber Efendimiz olduydı. Nezele aleyhim. Medine'ye gittiğinde onlara misafir kaldıydı. Evet. Fehaddesetni. Diyor ki bana misafir geldi ve bana rivayet eyledi o kadın ki ennehum tekellefu lehu ta'amen. Tekellüf ettiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir taam hazırladılar. Kadın demiş ki biz meşakkatle Resulullah Efendimiz'e bir yemek hazırladık. Fihi ba'du hadihi lukul. Fakat o yemekte bu sarımsaklardan var idi. Sarımsaktan soğanlar. Yani kokusu kötü olan baklalardan var idi. Fe'etevhu. Onu Resulullah Efendimiz'e getirdiler. O yemeği verdiler. Fekerihehu. Onun kokusunu görünce onu mekruh gördü. Hoşlanmadı. Fekale li ashabihi. Yanındaki ashabına buyurdu ki kuluhu. Siz bunu yiyiniz. Feinni lestu ke ahadikum. Ben sizin gibi değilim. Sizin biriniz gibi değilim. Ben yemiyorum. Siz yiyin. Onlar sordular ki ya Resulullah haram mı? Yok dedi. Ondan değil. Ben sizin gibi değilim. İnni ahafu. Ben korkarım ki ben uziye sahibi, ben sahibime eziyet edeyim. Sahibi kim? Cibril aleyhisselam vahiy getiriyor. Ona eziyet vermekten korkarım. Olur ki ansızın bir vahiy gelir, kokuyu görür, eziyet duyar. Onun için yemedi. Cibril aleyhisselam melektir. Melekler kötü kokuyu sevmezler. O vahyinde zamanı yok. Olur ki şimdi yerim, soralım da hemen vahiy gelir. Benim sahibime eziyet etmiş olur. Onun için yemiyorum. Siz benim gibi değilsiniz. Yani size vahiy gelmiyor. Siz yiyin. Haddesene Yunus'u merreten uhra. Yine Yunus başka bir defa rivayet eyledi. Kale haddesene Süfyanu en Ubeydillah. Kale semi'tu ümme Eyyubil Ensariyete. Ben Eyyubil Ensari Hazretlerinin anasını işittim. Kale buyurdular ki nezele aleyye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimiz bir gün benim evime misafir geldi. Fekarrebtu ileyhi ta'amen. Ben Resulullah Efendimiz'e bir ta'am takdim eyledim. Fihi min ba'di hadihi lukul. Bu soğan sarımsak kötü kokulu olan baklalardan, sebzelerden bazıları var idi o yemekte. Felem yekulu. Resulullah Efendimiz yemedi onda. Ve kale buyurdular ki inni ekrehu. En uziye sahibi, sahibime eziyet vermeden hoşlanmam. Yani ben bunu yesem, benim sahibime eziyet olur, ben de bunu kerih görüyorum ki sahibime eziyet olmasın. Ve haddesena Rabi'ul Mezzin, kâle haddesena Şuayb ibn-i Leys, kâle haddesena Leys, an Yezid ibn-i Ebi Habib, an Ebil Khayr, an Ebi Rehemis Sema'i, Rehem. أن أبا أيوب حدثه قال أبو أيوب الأنصاري dedi ki قلت يا رسول الله كنت ترسل بالطعام bana yemek gönderiyorsun gönderiyor idin daima bana yemek gönderiyor idin فأنظروا ben de bakıyordum فإذا رأيت أثر أصابعك senin parmaklarının eserini o taamda gördün mü وضعت يدي فيه ben de elimi o yemeğe koyup yer idim. Hatta kana hada ta'amul ladzi arsalta bihi. Hatta bu ta'am geldi. Şimdi bir ta'am göndermişsen ki fe nazartu fihi ben bu ta'ama baktım felem ara fihi athara sabi'ik. Senin parmaklarının eserini göremedim. Daima sen yemek gönderirdin bakardım ki sen o yemekten yemişsin ben de yerdim. Fakat şimdi bir yemek göndermişsin. Baktım sen hiç yememişsin. Parmaklarının eseri yok ben de yemedim. Bu haram mıdır değil midir diye soruyor. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdu ki ecel. Evet doğru ben onda yemedim. İnne fihi basalen. Çünkü onda soğan var idi. Soğan olduğunda yemedim. Fekerihtu en akulehu. Ben onu yemeyi mekruh gördüm. Neden? Min eclil melekillezi yetini. Bana gelen melek dolayısıyla.
Kim? Cibril aleyhisselam daima vahiy getiriyordu ya. İşte o melek bana geliyor. O sebepten yemedim ki ona eziyet olmasın. Ve emma entüm fekuluhu. Ama siz yiyiniz. Size melek gelmiyor. Ve emma entüm fekuluhu. Ama siz yiyiniz demesinden ne çıktı? Helal oldu. O meydana çıktı. Demek ki o birinci kavle sahip olanlar ki yani kökünden haram diyenlerin sözü doğru değil. Bunlar dediler ki soğan, sarımsak külliyen haramdır. Efendim bir şey çıkıyor burada. Bu salata yapılır. Günahı. Haddesena Salih ibn Abdurrahman el-Ensari. Kale haddesena Ebu Abdurrahman el-Mukri. Kale haddesena İbn-i Lahi'a. An Yezid ibn Ebi Habib ve zekere bi isnadihi mislehu. Aynı hadisi şerifi İmam-ı Tahavi Salih ibn Abdurrahman el-Ensari terik ile de rivayet eyledi. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عياش بن وليد الرقام قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله أين حديث شريف إمام الطحاوي ابن أبي داود ترجل ده رواية ديور أبي أمامة غير أنه لم يسم الشجرة يلز بروايته O hudralardan hangisi var onu zikretmiyor. Evvelki rivayette ne dedi? İnne fihi basalım. Bunda soğan var idi dedi. Fakat bu rivayette o soğan, sarımsak olduğunu zikretmedi. Yalnız bunda kötü koku var idi. Cibril'e zahmet olmasın diye, bana gelen meleke zahmet, eziyet olmasın diye yemedim. Bu kadar var. Haddesene Yunus kâle haddesene bin Vehbin kâle akbereni Amr ibn al-Haris. عن بكر بن سواده ان سفيان بن عبد الله حدثه عن ابي ايوب الانصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه ابو ايوب الانصاري حدثني ده اين حديث الشريف روايته الذي الا انه قال بصل او كرات او yemekte ya basal var idi yahut da kürrat pırasa وزاد في اخره fakat bunun sözünde de hadisin sonunda da ziyade var ki وَلَيْسَ بِمُحَرَّمٍ Bu haram değildir. Ziyadesi var. فَقَدْ اَبَاحَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz mübah kıldı. فِي هَذِهِ الْآثَارِ Bu eserlerde لِلنَّاسِ النَّاسَ Neyi? اَكْلَ الْبَصَلِ وَالْكُرَّاتِ Soğanın ve pırasanın yenilmesini mübah kıldı. وَاَنَّ ذَٰلِكَ غَيْرَ مُحَرَّمٍ Bunları yemek de haram değildir. Şimdi öyleyse birinci zümreye cevap oldu ki siz haram diyorsunuz, siz hadisleri anlamıyorsunuz. Resulullah Efendimiz yemeyin, yersinizse mescidimize gelmeyin demesi bunları haram kıldı manasına değil. Kokusu meleklere eziyet, insanlara eziyet veriyor onun için, onun için. Şimdi adam itiraz ediyor. Diyor ki, فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ Bir adam dese ki hadellezî zekert senin bu söylediğin innemâ huve alâ mâ kâne minhumâ kattubih. Peygamber Efendimiz haram değildir demesi bu pişmiş soğan sarımsak hakkındadır. O yemeğe koymuşlar, onu pişirmişler, onu Resulullah Efendimiz'e götürmüşler, o yememiş. Siz yiyin demiş. Bak bu pişmiş hakkında, çiğ hakkında değil ki. Bizim dediğimiz çiğ soğan sarımsak çiğ yemek haramdır. Ama pişmiş olursa helaldir. Biz böyle diyoruz. Diye böyle bir itiraz eder ise فَاَمَّا مَا كَانَ غَيْرَ مَتْبُوخ Ama pişmemiş ise فَهُوَ دَاخِلٌ فِي النَّهِي O nehye dahildir. اَلَّذ۪ي فِي الْآثَارِ الْوَلْ Evvelki hadislerde olan nehye dahildir ki yemeyin. Öyleyse ne manasını olur? Haram manasını olur. Yani bu itiraz adam demek istiyor ki çiğ başka, pişmiş başka. Çiğ olursa haramdır, pişmiş olursa mekruhtur. قِيلَ لَهُ O adama denilir ki قَدْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz buyurdular فِي مَا زَكَرْنَا عَنْهُ Ondan zikreylediğimiz hadislerde فِي هَذِهِ الْاَثَارِ Bu hadislerde Peygamber Efendimiz buyurdular ki اِنَّمَا كَرِهَهُ لِرِيحِهِ Bunları Resulullah Efendimiz kerih gördü, hoşlanmadı. Ne için? لِرِيْحِهِ Onun kokusu için. Haddi zatında haramdır diye değil. Kokusu kötü olduğundan hoşlanmadı. وَقَدْ اَبَاحَ أَصْحَابَهُ اَكْلَهُ Ashab-ı kiramına da ekli mübah kıldı. Siz yiyiniz dedi.
Fema kânet fema ol bir yemek ki. Ol bir soğan sarımsak ki. Hut yemek ki. Kânet rihû fîhî. Soğan sarımsağın kokusu o taamda oldu. Kâimeten mevcut oldu. Kâim oldu. Ba'den ba'de tabhî. Önde ıslah et. Tabhî oldu. Yani piştikten sonra gene onun soğanın sarımsağın kokusu var ise tabhî. Kâne alâ hükmî qabla tabhî. Onun hükmü pişmezden evvel neyse o da öyledir. Pişmezden evvel madem kokusu vardır, mekruhtur. Pişirdi de kokusu gitmedi, kaldı. Kaldıysa o da pişmemiş gibidir. Gene mekruhtur. İzkâne innemâ kerihe eklehu fîhime. Çünkü Peygamber Efendimiz onun ekmeği hoş görmedi ki pişmiş de yahut pişmemiş de cemiyen her ikisinde minecli rihihi kokusundan dolayı. Pişmemişi mekruh gördü. Öteki tamı da demek öyle pişirmişler ki tamamıyla koku gitmemiş. Soğan yahut sarımsağın kokusu var. Onun için Resulullah Efendimiz yememiş. Resulullah Efendimiz'in o pişmişi de yemedi ki gene kokunun mevcut olmasından dolayı. Fedelle ibahatu, Peygamber Efendimiz'in mübah kılması delalet ettiği neyi? Eklehu, o yemekin yenilmesini. Kime lehum? Eshaba. Ba'de tabhi, içtikten sonra. Ve rihu mevcudetun. Halbuki kokusu da o yemekte mevcut. Yemeği pişirmişler ama o soğan, sarımsağın kokusu da o yemekte mevcut. Öyleyken ashabına siz yiyiniz demesi delalet etti ki ala enne eklehum iyyahu, ashabın yemesi iyyahu o şeyi, soğan sarımsağı, kable tabhi, pişmezden evvel de mübahun lehum, eyda onlara mübah. Madem kokusu var iken, piştikten sonra kokusu var olduğu halde yiyin buyurdu. Öyleyse pişmezden evvel de kokusu var zaten, yemesi gene mübahtır. Ve kad haddesene Yunus, kâle haddesene ibn-i Vehbin, kâle ekbereni Yunus, an ibn-i Şehabin, kâle haddeseni Atâ ibn-i Ebi Rabah, enne Câbir ibn-i Abdillah, kâle inne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve selleme kâle. Peygamber Efendimiz buyurdular ki, men ekele tûmen ev basale. Bir adam soğan sarımsak yerse felyatezilna, bizden uzaklaşsın, yatizal etsin, bizim yanımıza gelmesin. Ev ya'tezil mescidena, yahut mescidimizden yatizal etsin, ayrılsın, yani gelmesin. Feyaku'ud fi beytihi, evinde otursun. Felyaku'ud fi beyti olsa daha iyi olur. Evet. Yemesin de peki mescidimize gelmesin, bizim meclisimize gelmesin. Ne yapsın? Evinde otursun. Ve ennehu ütiye bi kıdrin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir çömlek getirdiler. Ou bi bedrin, yahut da bir kap. Ki fihi hudravatun min bukur. Onda bu baklarlardan, yeşil sebzelerden var. Fevecede leha rihen. Onda bir koku buldu. Fese'ele anha. Resulullah Efendimiz sordu. Bunda ne var? Feuhbire bima fiha minel bukur. İşte burada sebzelerden şu şu var dediler. Fekale buyurdu ki karribuha ila ba'di ashabihi. Fekale buyurdu ki karribuha, bana yaklaştırınız. İlâ bâdî eshâbî kâne mâhû. Onun yanında eshâbden bazıları vardı. Onlara dedi ki, emretti ki beni yaklaştırınız. Felemmâ rââhû, vaktaki onu gördü. Kerihe eklehû. Peygamber Efendimiz onun ehlini kerih gördü. Kâle, o yanındaki sahabeden olan zata dedi ki, kül fe inni ünâci men lâ tünâci. Kül, sen ye. Bunu ye. Ben bunun kokusunu hoşlanmadım. Sen ye. Fe inni ben ünâci, konuşuyorum. Kiminle? Men la tünerci. Senin konuşmadığın bir adamla ben konuşuyorum. O da kim? Cibril aleyhisselam. Bana Cibril geliyor. Ben onunla konuşuyorum. Ama sen onunla konuşmuyorsun. Sen ye, sana zarar vermez. Kendisi yemedi. Haddesena Yunus kâle haddesena ibn-i Vehbin kâle haddesena ibn-i Cüreyd an Ebi Zübeyr an Cabirin enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Peygamber Efendimiz buyurdular ki men ekele minel kürrasi, her kim pırasadan yerse fela yağşana, asli yağşana fakat la inahi olduğunda elif düşer, fela yağşana, bize gelmesin. Her şey demek meclisimize gelmesin. Fela yağşana fi mesacidina, bizim mescitlerimizde bize gelmesin.
hatta yezhebe rihuha, onun kokusu gidinceye kadar. Fe innel melaikete tetezza, çünkü melekler eziyetlenirler. Mimma yetezza minhul insan, insan neden eziyet duyarsa melekler de ondan eziyet duyarlar. Haddesena Abdülaziz ibn-i Muaviyetel Attabi, قال حدثنا عبد الله بن صالح ha, ve حدثنا حسين بن نسر قال حدثنا سبابة بن سوار قال حدثنا إسرائيل عن مسلم الأعور أن حب أن علي قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hazreti Ali buyurdu ki Peygamber Efendimiz bize emreyledi. En ne'küle sum, sarımsağı yememizi emreyledi. Ve kâle, buyurdu ki levla ennel meleke yenzilu aleyye, bana melek nazil olmamış olsaydı lekedbu, ben de yerdim. Fakat melek nazil oluyor, onun için ben yemiyorum. Bir haram olsa ashabına derim ki siz de yiyin. Fakat dellemâ zekerna, işte bizim bu zikrettiğimiz delalet eyledi. Ala ibahati ekliha, bu soğan, sarımsağın ve bunun gibi kokusu olan hudravatın yenilmesinin mübah olmasına delalet eyledi. Metbuhen kâne ve gayre metbuh, İster pişmiş olsun, ister çiğ olsun. Kim için mübah kılındı? Limen gâde fî beytihi, evinde oturan adama mübah kılındı. Ve kerâheti, evet, daha neye delalet etti? Ve kerâheti hudûril mescid. Fakat mescide hadir olmasının da kerahatine delalet etti. Ve rihu mevcut. Halbuki rihi mevcut. Yani ağzından onun kokusu gitmemiş, camiye gitmesi onun mekruh. Ama evde oturursa mübah. Ne için camiye gitmesi mekruh ona delalet etti? لَاَلَّا يُوْذِيَ بِذَالِكْ, o kokuyu sebebiyle eziyet etmeye, men يَحْفِرُهُ, mescide hadir olan kimselere. Onlar da kimden? مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَبَنِي عَدِلْ, meleklerden olsun, insanlardan olsun, mescide gidenlere eziyet olmasın diye. Febihada, işte bu kavliyle ne'huzu, biz alırız. İmam-ı Tühür, İmam Bukhari diyor ki işte bizim mezhebimiz budur. Yani kendisinin fikri de bu. Vahve kavle bi Hanife ve bi Yusuf ve Muhammedin rahmehumullahu teala. Bu üç imamın kavli de budur. Kendisi de onlarla beraber ki soğan, sarımsak aslında haram değildir. Kokusu mekruhtur. O da evinde oturur da yerse kerahati yok. Fakat onu yerde camiye giderse kerahati var. Vallahu teala a'lem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.